insanlar susmaz, susturulamaz. Dilleri kapasalar vicdanlar susmaz. Yezidlere boyun eğmek yok. Demokrasiden dönüş yok. Özgürlükten dönüş yok. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Said-i Nursi Hazretleri ne buyuruyor? Zalimin karşısında dimdik duracağız. Asla yıkılmayacağız. Rabbimin lütfuyla. Yazık günahtır. Allah zulmü yanlarına bırakmaz inşallah. Biz elhamdülillah çok şükür dimdik ayaktayız, yıkılmadık. Hiçbir zamanda yıkılmayacağız inşallah. Ama Rabbim bunun hesabını bir gün soracak. Bugün değilse yarın, yarın değilse mahşerde soracak inşallah. Alnım açık, dimdik. Yüreğimizde herhangi bir şüphe endişe yok. Korkanlar kaçarlar. Bizim veremeyecek hesabımızsa yok. Sevdamız millettir ve insanlığa hizmettir. Baskıyla, zorbalıkla hiçbir ülke, hiçbir toplum bir yere gitmemiştir. Dünyada tiranların da solu bellidir. Bu ülkeye yazık etmemek lazım. Millet burada, adalet nerede? Kimseye diyet borcumuz yok. Hiçbir kanunsuz işimiz yok. O yüzden zalimlere boyun eğmek yok. Yok arkadaşlar. Dizi filminden terör örgütü çıkıyor. Bir dizi filminden. Özgür Türkiye. Özgür basın suslar. Burada kim olsa haksızlığa uğrayan mutlaka benim orada olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zulme sessiz kalmak da ayrı bir zulümdür. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Zalimin zulmüne sessiz kalan zalimin ta kendisidir. Bundan sonra hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. Bugün burada gördüğünüz insanların hiçbiri korkmuyor. Hepimiz özgürüz, basınımız da özgür. Millet burada, adalet nerede? Şimdi bize gülenler, inanın yarın ben onlara ağlayacağım. Gülmeyeceğim, ben onlar için ağlayacağım. Çünkü onlara da gelecek sıra. Ya biat edeceksiniz, diz çökeceksiniz, yoksa illaki kapınıza gelecekler. Bizi hizmet ayakta tutuyor Rabbim. Hepimiz ayaktayız. Hiç kimse yıkılmayacak, yıkılmayacağız inşallah. Biz dostuz dost. Biz Allah dostuyuz. Bizden düşmanlık gelmez. Bunu bilin, bunu anlayın. Adalet, adalet diyorum, adalet. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Nerede bir yolsuzluk, nerede bir usulsüzlük, nerede bir adam kayırma, nerede bir özgürlüğü kısıtlama söz konusuysa hemşerim biz orada yokuz dedik. Yokuz diyeceğiz. Bu bir suç mudur? Düne kadar alkışlanıyorduk. Düne kadar saygın gazetecilerin muamelesi görüyorduk. Biz yolsuzluk söz konusu olduğu zaman yokuz diye dediğimiz diye, dedik diye. Şimdi bir anda terör örgütü üyesi mi olduk? Bu nasıl bir tutarsızlıktır? Bu nasıl bir kalleşliktir diyeceğim. Eğer amaçları bu kesimi, bu zümreyi, cemaati bir anlamda ezmek, bitirmek, küçük düşürmek, en azından veya cezalandırmaksa tamamen aksi sonuç oldular. Emin olun hepimizin yüreği şimdi neredeyse cemaat için çarptı. Allah var, kavm yok! Allah var, kavm yok! Yeni Türkiye diziden korkuyor. Özgür medya susmayacak. Medya grup başkanı eğer terörden tutuklanıyorsa daha ne söyleyeyim? Elimden korkacak insan değiliz. Netice hapise direniyor. Ya ölüme biz hazırız. Bırak hapisi ya. Sen ne kalırsın ya? Allah var, devam yok. O da serbest kalacak çünkü serbest kalmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü hiçbir sonuçları yok. Ve yapılabilecek bir şey varsa ben de burada bekliyorum. Gelip beni de alsınlar. Çünkü alnımız ak, bir suçumuz yok. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Bu manzaralar Türkiye'nin utanılacak manzarası olarak tarihe geçti. Biliyorsunuz ki demokrasilerde bazen bedel ödenir. Eğer bu bedelse milletimize feda olsun, ne olacak?